AKTV ekranlarında gündem özelden herkese hayırlı akşamlar. İnsanlık dramlarının yaşandığı yeryüzü coğrafyasında mazlumlar büyük sıkıntılar içerisinde, insanlık bir bunalımın, bir buhranın içerisinde açmazlarla beraber bir yol arıyor. Peki her geçen gün artan dramlar, bunalımlar, buhranlar, büyük sıkıntılar insanlığı yeniden bize hatırlatıyor mu? İnsanlık ne durumda, nasıl bir şekilde insanların birleşmesi, yardım yapması gerekiyor? Bu anlamda karşımıza ne tür sorunlar çıkıyor sorusuna hem yanıt arayacağız, hem de bu anlamda yollara dökülen büyük yardım faaliyetlerini üstlenen Sadaka Taşı Derneği'nin faaliyetlerini konuşacağız. Sadaka Taşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Dünya bir fotoğraf karesini bugünlerde konuşuyor. Yürekleri evet. Yakan minicik bir çocuk ve aslında o çocuğun o hale gelmesinin arkasında yatan zulümler, zulümlerle beraber insanlığın sessizliği, İslam dünyasının tepkisizliği aklımıza geliyor. Evet. Maalesef. Sadaka Taşı Derneği Genel Başkanısınız ve Sadaka Taşı Derneği deyince hemen sadaka taşı kavramından hareketle biz bu iyiliğin perde arkasını konuşacağız. Konuşmamız gerekiyor. Sadaka taşı öyle bir çırpıda atlanacak, söylenecek bir kavram, mana değil. Çok büyük, evet, derin anlamlar taşıyor. Sadaka taşı, hemen gördüğümüz fotoğrafta da karelerde de yer alan sadaka taşı nasıl anlamlar barındırıyor? Ecdat sadaka taşını yaparak, yaptırarak neyi ortaya koymuş? Evet, elbette sadaka taşları bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Bununla birlikte geçmişte birçok uygulama ile Osmanlı kültürümüze, medeniyetimize, geleceğimize çok önemli miraslar bıraktı. Bu miraslardan bir tanesi aslında sadaka taşı. Hı hı. Sadaka taşları ta Selçuklu döneminden aslında başlayarak Osmanlı'da özellikle Anadolu'dan Balkanlara, Orta Doğu'dan Kafkasya'ya kadar hatta uzanan Osmanlı hinterlandının genişlediği bütün coğrafyalara kadar ulaşmış. Osmanlı'da iffet ve utancından dolayı fakirliğini gizleyenler, onur ve vakarından dolayı ihtiyaçlarını hiç kimselere açamayanlar için yine onlara alan el olmanın ezikliğini yaşatmamak, şahsiyetlerini zedelememek ve en önemlisi de onları istemek durumunda bırakmamak amacıyla kurulmuş olan çok naif, zarif bir yardımlaşma aracı aslında. Biz onlara bir diğer deyimle hayır abideleri diyoruz sadaka taşları için. Orada çok önemli detay var. Veren elle alan el, evet, asla birbirini görmüyor. Bir de sadaka taşına bırakılan miktar da kim ne kadar ihtiyaç sahibi ise o kadar alınacak şekilde, değil mi? Yani evet, gelen sadaka taşının içerisindeki tüm paraları, akçeleri alıp gitmiyor. Evet, sadaka taşları aslında bu mantık üzere kurulduğu için, yani alan eli hicaptan, veren eli de gurur ve riyadan koruma ilkesi esasına çok dayalı. Önemli. Yani sağ elin verdiğini, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere, sağ elin verdiğini, sol elin görmeme ilkesini aslında gözeterek böyle bir uygulama hayata geçirilmiş. Hı hı. Böylelikle bu sadaka taşları daha çok camilerin girişlerinde, köprü başlarında, çarşı girişlerinde ve hastane gibi insanların çok sık geçmiş oldukları, uğrak mekanları olan güzergahlar üzerine inşa edilmiş. Ve bu noktalar üzerinden insanlar özellikle camilere girerken hali vakti yerinde olan kişiler taşların üzerine bağışlarını, sadakalarını bırakırlarmış. Yine ihtiyaç sahibi olan insanlar da daha çok el ayak çekildikten sonra karanlık vakitlerinde bu taşların üzerinden sadece ihtiyaçları kadar olanı alırlarmış. Bir taraftan böyle çok özel bir uygulama aslında yapılırken bir taraftan da bu bir kültür halini almış ve insanlar da hem verenler hem alanlar da bu mantığı çok iyi kavrayabilmişler. Bu kültürü, bu ahlakı da aslında topluma benimsetebilmişler. Öyle ki çok eski Fransız seyyahlardan bir tanesi böyle bir uygulamayı duyduğunda bunu yerinde görmek, şahit olmak için ta İstanbul'a kadar gelmiş ve bir sadaka taşının karşısında bir hafta boyunca gözlemleme yapmış. Zaman zaman sadaka taşlarının üzerine sadaka bırakanları gördüğü halde bir hafta boyunca hiçbir ihtiyaç sahibi çıkmadığı için o taşın üzerinden de para alanı görmemiş. Bir de çok ilginç bir anekdotu var. Bir başka Fransız seyyah da şöyle aktarıyor. Farklı anekdotlarda da geçen kaynaklarda. İki gün boyunca sadaka taşında bekliyor ve ikinci gün
sadaka taşından ihtiyacı alan o muhtacın akşam saatlerinde gelip farklı bir şekilde aslında oraya akçe bıraktığını görünce hayretler içerisinde yaklaşır ve sorar. Siz sabah ihtiyaç sahibiydiniz, buradan almıştınız bir miktar. Şimdi niçin geldiniz akşam saatinde bırakmaya deyince o da ihtiyacım kadarını aldım ve Allah bana lütfetti, nimet bahşetti. Ben de bu nimeti buraya bırakmak için geldim deyince hayretler içerisinde kalır. İşte burada aslında bu kültürün kaynağı olan İslam'ın değerlerini, İslami değerin, İslam'ın güzelliğini anlıyoruz değil mi? Evet, aslında bir taraftan da yani geçmişte bu uygulamaları yapılırken bir medeniyetin inşası sürecine de çok önemli katkılarda bulunmuş. Böylelikle bugün geldiğimiz noktada da zaten işte o genetik sürecin devam ettiğine şahit oluyoruz. İşte dünyanın bir tarafında, birçok tarafında, bölgesinde bir taraftan zulümler, savaşlar, işgaller sürerken yine bütün dünya mazlumlarını öncülükte bu coğrafyanın insanların öncülük ettiğini şahit oluyoruz. Dolayısıyla bu minval çerçevesinde biz de bu köklü mirasımızı yaşatmak, ihya etmek, gelecek nesillere ulaştırmak, yardımlaşma, dayanışma, infak bilincini yeniden inşa etmek, kökleştirmek ya da en azından devam eden bu uygulamalara katkıda bulunabilmek maksadıyla Sadaka Taşı ismiyle, kurumsal bir kimlikle bu günümüze uyarlayarak Sadaka Taşı Derneği İnsani Yardım Kuruluşu olarak 2010 yılında resmi olarak kurulmuş ve faaliyetlerimize başlamış bulunuyoruz. Çok önemli, sadaka taşını her geçen gün hatırlatmanız da bu değeri yeniden yaşıyor olmamız anlamına geliyor. Umarız oradaki İnşallah. Değerden de günümüze ulaşır ve biz yardımlaşma, paylaşma, iyilik konusundaki adımlarımızı sıklaştırırız. Sadaka Taşı Derneği'nin bu anlamda faaliyetlerinde konuşmak gerekir. Türkiye'de ve İslam dünyasında yardımları ulaştırıyorsunuz. Yardım deyince aklımıza gelmesi gereken görüntüler, gözümüzün önüne gelmesi gereken görüntüler neler diye soracağım. İslam dünyasının halini biliyor zannediyoruz. Ama hakikaten biliyor muyuz? İslam dünyası ne durumda efendim? Şimdi tabii yaşadığımız dönem gerçekten bütün insanlığın hayretler içerisinde kaldığı ve zulümlerin artarak devam ettiği, bunun karşısında insanlığın da çaresiz bir şekilde maalesef yapılan bu zulümlere seyirci kaldığı doğrultusunda. Evet. Böyle bir dönemde duyarlı insanların, hayırsever insanların en azından İslami hassasiyetler çerçevesinde kardeşlik bilincini zirveye taşıyan insanların daha hareketli olduğu, ilgili, alakalı olduğunu aslında biz bir taraftan görüyoruz ve bunun için de bu çalışmaları teşvik ediyoruz. Bir taraftan işte aslında tarihsel bir geriye dönecek olursak, buyurun. Orta Doğu'dan Kafkasya'ya, Afrika'dan Balkanlara kadar uzanan süreç içerisinde bir adaletsiz paylaşımın, bir sömürgeciliğin aslında bir emperyalizm zihniyetinin bugün insanlığın yaşadığı bu olumsuz sonuçlara çok önemli müdahalesi olduğunu görüyoruz. Biz tabii bu çalışmalar vesilesiyle dünyanın birçok bölgesini ziyaret ediyoruz ve bu esnada birçok şeye şahit oluyoruz. Çok birkaç tane somut örnekle bunu açıklayacak olursak, örneğin biz Ramazan ayında Ramazan çalışmalarımızın yanında çeşitli organizasyonlara da imza attık. Bir taraftan katarakt ameliyatları gerçekleştirdik, bir taraftan ilmihal çalışması yaptık. Kaç ülkede bu arada yaptınız bu çalışmaları? Kaç ülkede ilerledi Ramazan ayını konuşacak olursak? Şimdi. Evet, biz Sadaka Taşı Derneği olarak Türkiye ile birlikte 25 ayrı ülkede şimdilik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hı hı. Bu kapsamda da bu bölgelerde bölge sayısıyla ilgili herhangi bir artışa gitmeyi önümüzdeki dönem içerisinde planlamıyoruz. Çünkü bazı bölgelerde kalıcı olma niyetimiz var. Bu bölgelerdeki sıkıntılara, ihtiyaçlara yoğunlaşıp oranın sorunlarını uzun vadede kalıcı anlamda çözebilme gayesiyle de bu 25 ülkede bir süre daha sınırlı bir şekilde kalmayı planlıyoruz. Tabii bu çerçevede gerek Ramazan ayı içerisinde gerek kurban organizasyonları çerçevesinde biz bu bölgelere gittiğimizde o bölgelerin ihtiyaçları ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle karşımıza çıkan sorunların aslında çözümüyle ilgili neler yapılabilir veya bu sorunlar hangi sebepten, hangi süreçten geçerek
bu noktaya gelmiş. Onların geçmişiyle ilgili bir takım çalışmalar da sürüyor. Şimdi örneğin Ramazan ayında cami açılışları, eğitim merkezi açılışları gibi faaliyetlere de imza attık. Bunlardan bir tanesi Arnavutluk'ta, hemen yanı başımızda bulunan Balkan, komşu, akraba, dost ülkelerden bir tanesi. Arnavutluk nüfusunun %90'ından fazlası Müslüman aslında. Ama geçtiğiniz gibi, bildiğiniz gibi geçtiğimiz son 100 yıl içerisinde ne yazık ki bütün Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasya'da olduğu gibi emperyalizm maalesef özellikle Müslümanların yaşamış olduğu bölgelerden bir adeta buldozer gibi geçmiş durumda. Sömürgeci anlayışı görüyoruz burada. Evet, tabii yani. Kafkasya'ya baktığınızda insanları sürgüne göndererek onlara türlü işkenceler ve zulümler gerçekleştirmişler. Yani sadece sömürge, sadece sürgünle ilgili anlatabileceğimiz onlarca örnek var. Hı hı. Mesela Kırım sürgünü. Kırım'da biliyorsunuz Kırım'da hemen yanı başımızda. Aslında biz bunlara unutulmuş coğrafyalar ismini veriyoruz. Hemen yanı başımızda olmasına rağmen ihmal edilmiş. Unutulması istendi gereken, ama unutmamız istendi. Unutulmuş elbette, coğrafyalardaydı, not düşebiliriz oraya. Elbette o söylediğinizde de haklılık payı var. Bilinçli olarak bize o bölgelerle irtibatımız koparıldı, unutuldu, haklısınız. Dolayısıyla biz onların geçmişte yaşadıkları acı tecrübeleri hatırlamak, onları gün yüzüne çıkarmak ve bunların tekrar yaşanmaması için de onlara sahip çıkmak durumunda olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Peki neler yapıyorsunuz? En acilinden bu ihtiyaçlar nelerdi? Siz nasıl bir sorunu burada gidermeye gayret ediyorsunuz? Evet, şimdi mesela işte Arnavutluk örneğine dönecek olursak, buyurun. Arnavutluk'ta bundan 20 yıl öncesine kadar yaklaşık 1200 tane cami varmış. Hı hı. Ama nüfusunun neredeyse tamamı Müslüman olan bir ülkede o kadar büyük bir tahribat yapılmış ki maalesef 800 tane şu anda ayakta kalan cami var. Şimdi aradan bir de 20 yılın geçtiğini düşündüğünüzde neredeyse bu sayının normal şartlar altında düşündüğümüzde 3-4 bin civarında olması gerekmektedir doğrusu. Ama bugün sadece 800 tane cami var. Dolayısıyla bu bölgede yapacağınız çalışmaları gözden geçirirken o insanların ihtiyaçları cami ise eğer cami, eğitimse eğitim alanına dönük çalışmalar yapılması gerekiyor. İşte bu tahribattan dolayı o insanlar maalesef gelecek nesillerine hem kendi kültürlerini hem dini öğretilerini doğru düzgün bir şekilde ulaştıramamışlar. Bizim özellikle Sadaka Taşı Derneği'nin destekleyin hakkı öğretin başlığıyla çıkmış olduğu bir kampanya var. Doğrusu bu kampanyayı ilk defa Akit gazetemiz ile birlikte çıkmıştık. Çok birlikte bir ortak bir proje gerçekleştirmiştik ve 3-4 ayrı ülkede Afrika'da, Balkanlar'da ve Uzak Doğu'da olmakla başlamıştı. Şu an itibariyle 13 tane ülkeye ulaştı bu faaliyet. Çok önemli bir organizasyon aslında. Özellikle Ramazan ayında yoğun bir çaba içerisinde bu çalışmayla ilgili gayretlerimiz devam ediyor. Tabii ki hem Türkiye'de hem dünyanın birçok bölgesinde özellikle eğitim alanında ve dini içerikli İslami eğitime katkı anlamında materyallerin eksikliğini görüyoruz biz. Bu doğrultuda yola çıkmış. Bugüne kadar bu anlamda yapılmış çok gayretli çalışmalar var. Çok sayıda hem Türkiye'den hem diğer ülkelerden yardım kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı gayretler var. Bunların yanında biz de Sadaka Taşı Derneği olarak daha spesifik, daha özel çalışmalar yapma gayreti içerisindeyiz. Aslında bu da bir insani yardım. Tabii Sadaka Çünkü, Taşı deyince sadece bir nakdi yardım akla geliyor ama siz bunun ötesinde daha insani ve ilmi faaliyetler konusunda çalışmalar yürütüyorsunuz. Evet, en azından bu doğrultuda gayret gösteriyoruz. Örneğin Vietnam'da biz bu kampanya çerçevesinde Vietnam dilinde mealli Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve siyeri nebi kitaplarının devlet tarafından ilk defa, Vietnam devleti tarafından ilk defa onaylanarak resmi matbaalarda basılmasını ve dağıtımını sağladık. Hmm. Dolayısıyla bu Vietnam tarihine bir ilk oluyor. Hatta bu vesileyle bu kitapları tahsis etmek durumunda kalan matbaadaki bir bayan
etkilenerek okuduğu kitaplardan tamamını okumak durumunda tabii tahsih yapabilmesi evet. için Allah-u Teala'nın bir lütfu hidayete ve hidayete erdi. Kendisiyle tanıştık. Daha kitapların dağıtımı için bölgeye gittiğimizde tanıştık. Adeta bir boşlukta, bir çıkmazda olduğunu ama bu kitapları okuduktan sonra da beklediği, özlediği, yıllarca işte aslında susadığı bir şeyin onu tedavi ettiğini söyledi. Çok enteresan. Yani çok yakın bir zamanda o kitapları okumuş olmasına rağmen adeta üç tane kitabı ezberlemiş gibiydi. O kadar heyecanlı, o kadar akıcı anlatıyordu ki sanki işte dersiniz 10 yıldan beri din bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni gibi o kitabı kitapları anlatıyordu bize. Bunlar tabii sevindirici şeyler. En son Ramazan ayında yine Sri Lanka nüfusunun %70'inin konuştuğu ki Sri Lanka'nın nüfusu 22 milyondur. Bunların sadece %8'i Müslümandır. Ama hem Müslümanların hem de o bölgede yaşayan özellikle ateist, dinsiz olan insanlara bir hidayet, bir rehber, belki onların inşallah İslam'a girmesine, İslam ile şereflenmesine vesile olacak bir çalışma aslında bu. Singalce, %70'inin konuştuğu Singalce dilinde tarihte bugüne kadar tercüme edilmemiş meali Kur'an-ı Kerim'in meali. Hı hı. Biz de böyle bir çalışmayı hamdolsun nasip oldu, gerçekleştirdik. Singalce diline tarihte ilk defa Kur'an-ı Kerim'in tercüme edilmesine vesile olduk ve Ramazan ayının dağıtımlarını gerçekleştirdik. Tabii bütün bunların yanında özellikle dünyanın birçok bölgesinde, özellikle Müslümanların yaşamış olduğu coğrafyalarda maalesef savaşlar, işgaller ve bununla birlikte yurtlarından göç etmek durumunda kalan muhacir kardeşlerimizin durumlarıyla, sıkıntılarıyla ilgilenmek durumundayız. Bizim bir numaralı gündemimiz aslında budur. Parçalanan i̇şte siz, diyarlar var. Evet, hı hı. Siz işte biraz önce programın girişinde bahsettiğiniz o acı tablo. Minik 3 yaşındaki Ayla'nın maalesef, acı karesi, evet. Maalesef. Burada çok enteresan bir şeye dikkat çekmek buyurun. İstiyorum. Evet, bu insanlar bir acıdan, bir ızdıraptan, zulümden. Bir zulümden kaçarak aslında hiç istemedikleri halde bu zorlu yolculuğa katlanmak ve ucunda sonunda ölüm olduğun ihtimalini bilerek bu seyahate çıkmak durumundalar. Küçük bir çocuk, 12 yaşında bir çocuk bunu söyledi. Evet. Avrupa'ya seslendi, dünya evet. liderlerine bitirin. Seslendi. Savaşı bitirin, biz Avrupa'ya gelmek istemiyoruz zaten dedi. Aslında evet. esas kaynak zulümler Suriye'de ya da diğer İslam dünyasındaki ülkelerdeki zulümler o insanları umut yolculuğuna götürürken aslında ölüme sürüklüyor. Bu görülmediği zamanda işte o insanlık yüreğini yakan, insanlığı utandıran fotoğraf kareleri ortaya çıkıyor. Bunu bitirebilmek ya da evet. bir nebze katkı sağlayabilmek için mazlumlara, peki Sadaka Taşı Derneği'nin üstlendiği misyon nedir, neler yapıyorsunuz? Evet, ben burada özellikle bir şeyi hatırlatmak buyurun. İstiyorum. Bu mültecilerin zorunlu olarak bu yolculuğa çıkmış olduklarından yola çıkarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir muhacirdi biliyorsunuz. İşte o gece Mekke'ye hicret etti, Mekke'den Medine'ye hicret için yola çıktığı gece Mekke'nin eteklerine ulaştığında şöyle Mekke'ye doğru dönüp şu ifadeleri buyurmuştu. Ey şehirlerin en güzeli, eğer senden ayrılmak zorunda kalmasaydım seni asla terk etmezdim. Bu insanın fıtratında olan bir şey. İnsan yaşadığı koşulların olumsuzluğuna, oradaki imkansızlıklara bakmaksızın aslında doğduğu topraklarda kendi ailesiyle, kendi çocuklarıyla, kendi akrabalarıyla, kendi kültürüyle birlikte ilelebek yaşamak ister aslında. Dolayısıyla bu muhacirlerin psikolojisini çok iyi anlamak durumundayız. İşte o küçük çocuğun eğer siz savaşı durdurursanız biz zaten buralara gelip sizin yani bize karşı göstermiş olduğunuz bu himmetli durumdan da aslında çok memnun değiliz diye bir serzenişte bulundu. Onun için biz de burada sorumluluğun çoğunun Müslümanlarda İslam dünyasında olduğunu hatırlatmak durumundayız. Kaldı ki göçlere baktığımızda Müslüman coğrafyasından insanlar göç ediyor. Dolayısıyla bizim öncelikle onlara çözüm üretmek durumunda olduğumuzu hatırlatmak durumundayız. Peki neler yapılmalı? Biz Sadaka Taşı Derneği olarak bir defa
Bu Suriyeli muhacirler için örneğin konuşacak olursak, Suriye'nin nüfusu da yine savaştan önce 22-23 milyon civarındaydı. Maalesef bugün 500 bin civarında kardeşimizin şehit olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte Suriye nüfusunun neredeyse %70'inin yaşadıkları yerleri terk ettiğini biliyoruz. Bunların birçoğu Suriye'nin içerisinde daha güvenli bölgelere ulaşıp orada yaşamaya gayret ediyorlar. Dolayısıyla önceliğimiz Suriye'nin içerisinde ulaşabildiğimiz kardeşlerimize bulundukları yerlerde daha iyi hayat imkanları sunabilme gayreti içerisinde olmamız lazım. Örneğin biz Sadaka Taşı Derneği olarak Suriye'nin içerisinde bir çadır kent organize ettik. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında açılışını gerçekleştirmiştik ve 500 civarında Suriyeli kardeşimiz bu çadır kentlerde yaşıyor. Veya Suriye'nin içerisinde kurulmuş olan çok sayıda diğer çadır kentler var. Buralarda sağlık ihtiyacından dolayı işte poliklinikler kuruluyor, okullar kurulmaya başlandı, camiler hatta inşa ediliyor. Yani kırsal kesimlerde bunlar gerçekleşiyor. Tabii en önemli sorun barınma sorunu. Dolayısıyla bu noktada oradaki insanların yanında bulunmak durumundayız. Bununla birlikte insanların hayatta kalabilmesi için en temel ihtiyacı tabii ki gıda. Bizim düzenli olarak Suriyeli mültecilere, Suriye'nin içerisindeki mültecilere yönelik gıda dağıtımlarımız gerçekleşiyor. İşte şimdi bir kış kampanyası var. Kış ayları önümüzde. Her yıl Suriyeli kardeşlerimiz için kış kampanyaları gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte bizim Sadaka Taşı Derneğimizin Suriye'deki ekmek sorunundan, probleminden yola çıkarak geliştirdiğimiz bir mobil fırın projemiz vardı. Evet. Hali hazırda mobil fırınımız Reyhanlı'da günde 25 bin adet ekmek üreterek Suriyeli kardeşlerimize ücretsiz bir şekilde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan da işte hem Türkiye'deki AFAD'ın, Kızılay'ın organize etmiş olduğu çadır kentlerde hayat devam ediyor. Gerçekten orada bulunan mülteci kardeşlerimiz için çok ciddi, çok güzel hizmetler organize ediyor. Oyun parklarından eğitim alanlarına kadar her şey düşünülmüş. Bu anlamda gayretli çalışmalar var. Biz de ihtiyaç olursa bu kampların içerisinde, olmazsa dışarıda artık Suriyelilerin kendi imkanlarıyla oluşturmuş oldukları okullar var. Reyhanlı'da Kur'an kursları var, anaokulları var. Artık kendi müfredatlarını kurup okul, eğitim başlattıkları medreseleri var. Bu okullara eğitim sezonlarında yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Bir taraftan da en azından bu tabii eğitimleri her ne kadar bizim topraklarımızda olan okullar resmi bir hüviyet kazanmamış olsa dahi en azından lise mezunu gençlerin üniversitelerde okuyabilmesi. Yani bir taraftan aslında savaş devam ediyor, yıkım devam ediyor, katliamlar devam ediyor, zulüm devam ediyor ama diğer taraftan da yine Suriye'nin geleceği bu insanlar olacak. Onların elinden tutmak, onlara sahip çıkmak durumundayız. Eğer siz onlara sahip çıkmazsanız, yani fakir, yoksul, sokakta kalmış, herhangi bir iş imkanı bulamayan ve en önemlisi de dul ve yetim kalmış insanlara eğer sahip çıkmazsanız, bu sefer onlar bu kaotik ortamdan beslenmek durumunda kalacaklar. Hayatlarını bir şekilde sürdürmek durumunda kalacaklar ve suç örgütlerine belki Allah korusun bulaşacaklar. Yani gayrimeşru işlere girmek durumunda kalacaklar. Sonuçta bu insanın fıtratında olan bir şey. Allah göstermesin. Peki bu anlamda hem sizi bu yolculuğa iten, bu kadar büyük bir derdi dertlenmeye iten neydi? Hem de bize bu vazife niçin önemli? Biz eğer hiç bu zulümler karşısında bir şey yapmazsak nasıl bir aslında vebalin altına girmiş oluyoruz? Şimdi şöyle sadece Suriye olayıyla sınırlamaksızın bütün dünyaya gerekiyor. Baktığımızda aslında işte insanlığın yaşadığı bir acı tecrübe maalesef bugün işte o mültecileri kabul etmeyen Batı'nın ayakta kalabilmesinin tek sebebi. İzdam'da yani, 50 kişiyi kabul ederim demiş. Evet. Şaka gibi bir açıklama yani. Evet. Yani biraz daha tarihsel sürece baktığımızda evet. Aslında hepimiz hatırlayacağız. İngiltere Dışişleri Bakanı geçmişte Soğuk Savaş bittikten sonra, Rusya dağıldıktan sonra artık Batı'nın
tek düşmanının İslam olduğunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmiş ve İslam dünyasının daha çok sömürülmesi, paylaşılması ve arasındaki birliktelik ne kadar varsa eğer ya da arasındaki yani irtibatın daha da kötüleşmesi, yani açılması maksadıyla girişimlerin olması gerektiğini, Müslümanlar arasındaki kardeşliğin, birlikteliğin, diyaloğun, ilişkinin sonlandırılması için çaba sarf edilmesi noktasında bir açıklaması olmuştu. Aslında yaşadığımız sorunların temeli bu açıklamaya dayanıyor. Kardeşlik işte, bağlarının kopması diyebiliriz o zaman. Kesinlikle. Şimdi Afrika'ya döndüğünüzde, Afrika'nın geçmişine baktığınızda aslında Afrika nüfusunun geçmişte %70'inden fazlasının Müslüman bir nüfusa sahip olduğuna şahit olursunuz. İşte Kafkasya'da aynı gerçeklerle karşı karşıya bırakıldı bu toplum. Yani söylemek istediğim aslında şu, biz yaşanılanların, hedeflenenlerin neler olduğunu eğer çok net bir şekilde ortaya koyabilirsek, idrak edebilirsek bu sorunlara karşılık. Bir taraftan bu dramı işte azaltmak, bunun önüne geçebilmek için insani yardım çabalarıyla bir takım hizmetlerde, gayretlerde bulunabilirsiniz. Bunun yanında bu sorunların temelini anladıktan sonra, idrak ettikten sonra bunların topyekun durdurulması için çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu anlamda elimizden bu coğrafyaları dolaşıp oradan getirdiğimiz bilgileri, tecrübeleri, raporları kamuoyuyla paylaşıp bu noktada atılması gereken adımlar neler olabilir? Bunlara dikkat çekmekle yükümlüyüz aslında. Hazır böyle İslam dünyasının kalbine gitmiş, zulüm yaşanan, yoksulluğun olduğu, ihtiyaç sahiplerinin feryatlarının duyulduğu noktalardan gelen bir ismi bulmuşken biz de hep sormak isteriz, merak ederiz aslında işin doğrusu. Kalbimizde olması gerekiyor kardeşlerimizde bu bağın kurulması adına. Bu akşam da gönlümüzü açmış olalım, bilmiş olalım. Arakan'ı çok duyduk, Myanmar'ın fotoğraflar bu anlamda yayınlandı ama sosyal medya işin doğrusu gerçekle yanlışın karıştığı bir mecra. Tam olarak neler yaşanıyor hem Arakan'da hem de İslam dünyasında böyle birebir gördüğünüz, sizin çok etkilendiğiniz anekdotlar var mı anlatabileceğiniz? Sonra Kurban Bayramı'nın organizasyonlarına doğru ilerleyelim. Şimdi doğrusunu isterseniz bu bilgi kirliliği, bu karmaşıklık aslında bunu yayımlayan, iyi niyetli bir şekilde bunları açıklayan insanlardan kaynaklanmıyor. Bu bilgi kirliliğinin tek bir sebebi var. Biz bütün dünyada gittiğimiz her yerde bununla karşılaşıyoruz. Yani gerek Arakan'la ilgili, gerek diğer bölgelerle, örneğin geçmişte Patani ziyaretimiz olmuştu. İşte Doğu Türkistan meselesinde bunu çok açık ve net bir şekilde yaşadık. Yani neredeyse Doğu Türkistan davası ile ilgili aynı yerde duran insanlar bile kendi aralarında ihtilafa düştü. Bu son yaşanan. Eski yaşanan fotoğraflar yayınlandı. Evet, yani aslında işte oradan haber geldi. İşte Çin günler sonra açıklama yaptı. Orada bir zulüm yok. İşte bu biraz abartılıyor vesaire gibi bir takım açıklamalar yapıldı. Bunların temel kaynağı bir defa şunu kabul etmemiz lazım. Nedir? Hem Çin, hem Arakanlı Müslümanlara zulmeden Myanmar hükümeti, hem Patani'de Müslümanlara zulmeden Tayland hükümeti, hem bir taraftan Müslümanların dünya ile diyaloğunun kesilmesi noktasında çaba sarf eden hem İsrail, hem Mısır gibi ülkelerdeki en önemli sorun şudur. Bütün Müslümanlar üzerinde bir karartma uygulaması yapılmaktadır. Yani bir kısıtlama, bir haberleşme özgürlüğüyle ilgili sıkıntılar vardır. Dolayısıyla bu böyle bir ortamda sağlıklı bilgiye ulaşabilmeniz ve olayları da doğru değerlendirebilmeniz mümkün değildir. Bunun için yapmanız gereken şey şudur. Bu bölgelerle yakından ilgilenen, o bölgelere çok sık seyahatler düzenlenen hem bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına hem de o bölge ile ilgili tecrübe sahibi olmuş olan yerel kaynaklara güvenmek durumundayız. Sonuçta biz Müslümanız ve aldığımız haberi oradaki bilgi kaynaklarımıza doğrulatmadan asla bu haberlerin yayılmasına müsaade etmeyiz. Peki ama nedir durum? Çok önemli bir karartma var bir defa. Bunu dolayısıyla bilmek gerekiyor. Müslüman, örneğin Bangladeş'te yaşayan
Myanmar'da Arakan bölgesinde yaşayan Rohingyalı Müslümanlarla ilgili çok ciddi bir işte genosayit diyeceğimiz, yani bir nesli yok etmek için adeta savaş açılmış durumda. Toplu katliamlar gerçekleştiriliyor, baskınlar düzenleniyor, evler ateşe veriliyor ve bu arada bazı görüntüler yayınlanıyor. Şimdi bu görüntülerin işte belki bir takım noktalardan işte abartılarak, Photoshop yapılarak, büyük çoğaltılarak aslında işte 3-5 tane eğer yanık görüntüsü varsa bunu onlarca, yüzlerce gibi gösterme gayreti içerisinde olanlar olabilir. Ama bunlar gerçeği değiştirmez. Hepimiz şahit olduk. Bundan 3 sene önce Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara yapmış olduğu büyük bir saldırıyla oradaki insanların Teknaf Nehri'ni, ki Myanmar ile, yani Myanmar sınırındaki Arakan bölgesi ile Bangladeş toprakları arasındaki çok büyük bir nehirdir bu. O nehirden yolculuğunu işte Anadolu Ajansı'nın bizzat bu yolculuğa katılarak çektiği görüntülerle şahit olduk. Hı hı. Böylece bir karartmanın önüne geçmiş olduk. Sonra yardım kuruluşlarımız aracılığıyla Bangladeş'te bulunan Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampları ziyaret ettik. 2 yıl önceki kurban organizasyonunda Bangladeş hükümeti de bir takım, bildiğiniz gibi zaten Hindistan'ın baskısıyla maalesef sağlıklı olmayan oradaki Müslümanlara yönelik de çok ağır baskılar, idam kararlarına varacak kadar. Çok sayıda alim idam edildi Bangladeş'te, maalesef. Bunu da söyleyelim. Kabaruzzaman onlardan birisiydi ayrıca. Evet, Allah rahmet eylesin. Bu arada elbette onlara karşı bu kadar sert tedbirler alan yönetimin maalesef bizim yardım kuruluşlarımıza da orada kurban organizasyonunu engellemeye kalktılar. Siz neler yaptınız peki? Tam da bu zor durumlarda bir iradeyi ortaya koyabilmek de mesele. Bunu da sormak gerekiyor. Sıkıntıları nasıl çözüyorsunuz? Yaşadığınız ülkelerde farklı kültürler, farklı sorunlar var çünkü. Bir yardım oraya götürmek adına da yola çıktığınızda neler yaşıyorsunuz? Öncelikle bir defa şunu söylemek lazım. Biz bir yardım organizasyonuyuz, bir insani yardım organizasyonuyuz. Bu çalışma yaptığımız bölgeler içerisindeki faaliyetlerimiz tamamen bu bölgelerde yine bizim gibi yardım organizasyonları düzenleyen partner kurumlarımızla istişareli bir şekilde yürütülüyor. Bir tarafta savaş sebebiyle, işgal sebebiyle, doğal afetler sebebiyle yaşanan bir kriz dönemi vardır. Örneğin Nepal'de olduğu gibi, ki zannediyorum görüntülerde de o geçiyor zaman zaman. İşte Nepal'de bir deprem oldu. Biz bir insani yardım organizasyonu olarak çok hızlı bir şekilde, ki aynı gün harekete geçtik ve ilk uçakla Katmandu'ya ekiplerimizi gönderdik ve hemen orada acil yardım çalışmalarını başlattık. İnaç farklılıklarını bu arada gözetmeden bunu yapıyorsunuz. Tabii. Nepal'de Müslümanların nüfusu sadece 3,5-4, %3,5-4 civarında. Buna rağmen bu bölgede bulunduk ve bu dağıtımları gerçekleştirdik. Dağıtımlar esnasında tabii Müslüman olmayan insanlar da bu yardımlardan istifade ettiler. Doğal olarak tabii bu yardımlarda hem kurban organizasyonlarında hem Ramazan çalışmalarında, işte şimdi bir Afrika'da bir köye gidiyorsunuz. İşte demin anlattık, demografik yapıyı alt üst etmişler. Belki geçmişte o köyün tamamı Müslümanken şimdi yarısı Müslüman, yarısı Hristiyan. Ama en fakir köylerden bir tanesi bu köy ise eğer, o köyde Ramazan paketi dağıtırken diğer insanlara da kısmen de olsa vermek durumunda kalıyorsunuz. Bu vesileyle çok sayıda insanın İslam'a ilgi duyduğunu ve hidayete erdiğine şahit olduğumuzu özellikle söylemek istiyorum. Sizi birebir etkileyen böyle çok çarpıcı bir anı var mı, anekdot sizden duyabilir miyiz? Ben şöyle söyleyeyim, yani birebir benim yanımda hidayete eren bir kişi olmadı ama hidayete ermiş bir kişiyle, biraz evvel bahsettim, Vietnam'da bizim kitaplarımız sayesinde o insanla tanıştım aslında. Ama bu çalışmaların önemini anlatması bakımından başka bir örnek verebilirim. Buyurun. İlk defa 1996 yılında bir kurban organizasyonu için yurt dışına seyahat etmiştim. Bambaşka duygular içerisindeydim. Gençlik çalışmalarında, eğitim faaliyetleri esnasında işte o dünya Müslümanları, o dönem biliyorsunuz işte 1990'lı yıllar, Bosna Savaşı'nın yaşandığı, Çeçenistan Savaşı'nın yaşandığı,
daha öncesinde Afganistan'da yapılan mücadele, bununla ilgili çok yoğun duygular içerisindeydik. İslam kardeşliği, hassasiyet, dayanışma, birliktelik bir dönem. Ve onlara sahip çıkma arzusu, böyle bir kültürde yetiştik. Doğrusu çok insan birebir nasıl bu duygu yaşanır onu merak ediyordu. 1996 yılında ilk kurban organizasyonu için Kırım'da bulundum. Kırım'da bir köyde daha önceden haberleştiğimiz, bizi karşılayacak olan bir Kırım yaşlı bir Müslüman ile buluşmak üzere onun bulunduğu yere gittik. Bir camide buluşacaktık. Camiden, avludan içeri girdiğimizde tek başına bizi bekliyordu ve gelen kişilerin zaten onun beklediği kişiler olduğu belliydi, yabancı insanlar olduğu için. Bizi gördüğünde daha selam verdik. Selamımızı alır almak bize sarılıp ağlayarak "Ah Dudayev, ah Dudayev" diye söylenmeye başladı. Ağıtlar yakmaya başladı. Biz çok şaşırmıştık tabii. Daha iki gün önce Çeçenistan'da, Çeçenistan'ın devlet başkanı Dudayev şehit edilmişti. Ve o Müslüman, Kırım'daki bir Müslüman, Türkiye'den gelen Müslüman kardeşlerini gördüğünde dünyanın başka bir coğrafyasındaki kardeşinin acısını bizimle birlikte yaşadı. Bu şekilde bir diyalog gerçekleşti aramızda. Çok mühim bir yere aslında, geldiniz aslında. Gönül birlikteliğini bize gösteriyorsunuz değil mi? O kardeşliği anlatan, acıda da sevinçte de bir olmayı anlatan örneklerden biriydi bu. Aslında yapmak istediğimiz ve kurmak istediğimiz köprü de tam olarak budur. Harikulade. Bu vesileyle bu diyalogları güçlendirmek durumundayız. Biz her zaman şunu söylüyoruz. İşte önümüzde bir kurban organizasyonu var. Birazdan buraya konuşacağız gelelim. Ama... Zaman geldi, zaman çok daralıyor. Çünkü kurban bayramı öncesinde de iyilik köprülerinin kurulması gerekiyor. Bunca sıkıntının, bunca problemin, zulmün yaşandığı mazlum coğrafyalara umut götürmek gerekiyor. Siz de bu bayramda, kurbanda herkesin bir payı var diyorsunuz. Evet. Nasıl payı olacak herkesin kurban Şimdi, bayramı öncesinde? Öncelikle biz... Kurban organizasyonu çok farklı bir pencereden bakıyoruz. İnşallah Zilhicce'nin 8'inden sonra insanlar, milyonlarca Müslüman Arafat'ta toplanacak ve orada çok büyük bir kongre gerçekleşecek. Aslında hacca da bu mantık çerçevesinde bakmamız gerekiyor. Bir taraftan dünya Müslümanları ırk, dil, din, özür dilerim, ırk, dil ve nesep ayrımı gözetmeksizin Arafat'ta toplanıp bir ümmet şuuru çerçevesinde Rabbine yakarırken, bir taraftan da aslında kurban organizasyonu vesilesiyle dünyanın birçok bölgesini, sadece Türkiye'den değil, dünyanın farklı coğrafyalarından, Batı'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan, Haliç ülkelerinden, Suudi Arabistan'dan çok sayıda yardım organizasyonu bu bölgelere dağılıyorlar. Afrika'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da Müslüman kardeşleriyle işte o kurbanın manasını, kardeşlik, paylaşmak, bereket, yardımlaşma, dayanışma, rahmet, bunların hepsini aynı anda yaşama arzusu içerisinde bir araya geliyorlar. Biz bu organizasyona o büyük kongrenin, hacdaki kongrenin aslında atölye çalışmaları, bir konferanslarda yapılan atölye çalışmaları vardır, bilirsiniz. Hı hı. Atölye çalışmaları olarak bakıyoruz. Biz eğer bu bölgelere gitmezsek, özellikle unutulmuş coğrafyalar kısmında bahsettik. Bu yaşananları, bu bölgelerde yaşayan insanların geleceklerini, yaşadığı hadiseleri öğrenme konusunda aslında faydasız, yetersiz kalabileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla kurban organizasyonu çerçevesinde inşallah biz Sadaka Taşı Derneği olarak bu kurbanda herkesin bir payı var diyoruz. Çok özellikle sloganlarımıza dikkat edilecek olursa, geçmiş yıllarda da yaptığımız kampanyalarda işte paylaştıkça çoğalan iyiliğin adı kurban, paylaşana helal olsun ve ilk organizasyonda kullandığımız kurban insanlığa armağan sloganı çok önemli. Dikkat çekici sloganlar kullanmaya gayret ediyoruz. Çünkü kurban bir ibadettir. Bu ibadeti en iyi şekilde yerine getirebilmek ve bu ibadete dikkat çekmek durumundayız. Kurbiyetten gelir. Allah'a yaklaşmak manasını barındırır. Kesinlikle. Biz de Allah'a yaklaşırken önce Allah'ın yarattıklarına yaklaşmalıyız diyorsunuz bir bakıma, değil mi?
Kesinlikle onu ifade etmek istiyoruz. Hı hı. Bunun yanında işte bu sloganda olduğu gibi kurbanın asıl manasına, yani hangi sebepten kaynaklanarak bir armağan diyoruz ama nereden çıktı bu armağan, nereden kurbanın çıktı? Armağan olması durumu, aslında ona bakmak lazım. Bildiğiniz gibi Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a bir rüyasında oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kendisine kurban edilmek üzere istediğinde İbrahim Aleyhisselam da bu rüyasını İsmail Aleyhisselam'a açıyor. Ve ey oğlum, işte rüyamda böyle bir çağrı gerçekleşti. Bunun karşılığında senin de görüşünü almak isterim dediğinde İsmail Aleyhisselam'ın cevabı çok enteresan. Bismillah ya ebetif'al ma tu'mer setecidunî inşaallahu mine sabirin. Ey babacığım, ne ile emrolunuyorsan onu yerine getir. Şüphesiz bunun karşısında beni sabredenlerden bulacaksın. Hemen arkasından bu hikayeyi, Allah-u Teala bu rüyayı, bu diyaloğu anlatırken kezalike nezzil muhsinin buyuruyor. İşte biz iyileri bu şekilde mükafatlandırırız. Ve devamında bildiğiniz gibi Allah-u Teala bir büyük bir kurban hediye ettiğini, onlara gönderdiğini ifade buyuruyor. Tabii dolayısıyla, o bıçakta kesmiyor, orada çok büyük. Burada bir fedakarlık, bir teslimiyet, bize örnek teşkil edecek bir diyalog yaşanıyor. Bizim bunu örnek almamız lazım ve bu anlayış üzerine bu ibadeti inşallah en iyi şekilde gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Tabii biz insani yardım organizasyonları kurban organizasyonunu vekalet yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Nasıl yardımda bulunacak izleyenlerimiz? Sadaka Taşı Derneği, evet, bizim yaptığımız yardımları hangi ülkelere götürecek? Bu ülkelerde kurban bağışı yapılan noktalarda kurban kesimi organizasyonları nasıl gerçekleştiriliyor? Evet, biz bu yıl inşallah Türkiye ile birlikte 25 ayrı ülkede bu kurban kesim dağıtım organizasyonlarını gerçekleştireceğiz. Ve tabii bize bağış yapmak isteyen hayırseverler inşallah kurbanlarını belirlemiş olduğumuz 3 ayrı kategoride Afrika ve Asya ülkeleri, Balkanlar, Orta Doğu gibi bölgeler ve Türkiye, Kırım, Filistin gibi ülkeler olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayırdık. Biz seçiyoruz yardımımızı. Tabii isterseniz eğer belirlemiş olduğumuz bu 25 ülkede kategorilerde istediğiniz bölgede kurban kestirebilirsiniz. Şartlı olarak tercih ederek bu ülkelerde kurban kesimini gerçekleştirebilirsiniz. 3 ayrı fiyat belirledik bu bölgelerin ekonomik şartlarına göre. Bu arada bunu da ifade etmek lazım. Bu fiyatlar belirleniyor. Ve vekalet yöntemiyle bağışçılarımız bize, derneğimizi telefonla arayabilirler. 0216 614 04 61 numaralı telefonumuzdan. Tekrar edeyim müsaade ederseniz. 0216 614 04 61 buradan numaralı telefondan ulaşılabilir. İnternet sitesi üzerinden online olarak sadakataşı.org.tr adresinden sitemiz ziyaret edilebilir. Online bağışlar yapılabilir. Ayrıca bankalarda kurumsal Sadaka Taşı Derneği kurumsal hesapları üzerinden bağışlarını diledikleri yerlere, açıklama kısımlarına isimlerini, telefon numaralarını mutlaka yazsınlar. Vekalet yöntemi ise fıkhen niyet edildikten sonra bu bağışı gerçekleştirdiğinde vekaletini bize aslında vermiş oluyor. Ama daha hassas olan, eğer bağışçılarımız var ise sözlü olarak da derneğimizi arayıp ben kurban vekaletimi yatırdım, bağışımı yatırdım ama sözlü olarak da vekaletimi vermek istiyorum derler ise biz onu da kabul ediyoruz. Yazılı olarak da yine gerek banka üzerinden gerek internet üzerinden yaptıklarını açıklama kısımlarına bunları yazdırabilirler. Ayrıca posta çeki hesabımız da var. Böylelikle biz bu kurban bağışlarını mutlaka listeler haline getirerek kestiğimiz bölgelerde görevli yetkili arkadaşlarımıza bu listeleri ulaştırıyoruz. Kurbanların hepsinin başında teker teker kurban sahiplerinin vekaleti veren bağışçılarımızın isimleri okunuyor. Ve bu şekilde inşallah kurban kesimi gerçekleştirilmiş oluyor. Gönül rahatlığıyla kurbanlarımızı kestirebiliriz. Yani İnşallah. Bunu anlıyorum. İnşallah bizim niyetimiz bu. Bugün, bu yıl inşallah 5. kurban organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda tecrübe sahibi
olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnşallah herhangi bir aksaklık yaşanmadan bu usul ve kaideler çerçevesindeki sık sık vurguluyoruz. Kurban bir ibadettir. Dolayısıyla bu ibadetin çizmiş olduğu sınırlar neyse o doğrultuda bu çalışma başından sonuna kadar kurban satın alımlarından kesimine kadar. Örneğin kurban bayramın birinci günü sabah namazından sonra başlar. Kurban bayramın üçüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Bu sınırın dışına biz çıkmayız. Buna riayet ederiz. Ha şu var, bazı bölgelerde kurban bizden bir gün sonra başlıyor. Örneğin işte özellikle Sri Lanka, Arakan gibi bölgelerde genelde bir gün sonra bayram kutlanıyor. Dolayısıyla o bölgedeki üçüncü güne göre riayet ediyoruz. Bir de büyük bir organizasyon, binlerce kurban vekaletini kesiyorsunuz. Kiminde şehir merkezinde kesiyorsunuz, kiminde 700-800 kilometre uzaklıkta köylerde kesiyorsunuz. Dolayısıyla bu noktalara ulaşabilmek bazen bir gün, bazen iki gün sürebiliyor. Yani kurban kesimleri gerçekleştikten sonra mesajlarla biz bağışçılarımıza duyuruyoruz bunu. Ama bazılarının kurbanları ikinci, üçüncü günü de kendilerine kesilmiş olarak mesaj iletilebilir. Bu anlamda da bir endişe içerisinde olmasınlar diyoruz inşallah. Çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Şimdiden Kurban Bayramımızı tebrik edelim. Var mı soru olarak Akif TV izleyenlerine? Çok teşekkür ediyoruz. İşte yaşadığımız hadiseleri anlattık. Özellikle Somali'de, Arakan'da, Suriyeli mültecilerin yaşamış olduğu kamplarda dünyanın birçok bölgesinde mağdur durumda olan açlık, kuraklık ve ilgisizlik sebebiyle de, fakirlik sebebiyle de zor günler geçiren birçok bölgede inşallah Sadaka Taşı Derneği aracılığıyla kurban organizasyonuna katkıda bulunabilir. Böylece bir hayra vesile olabilir diyorum. Bağışçılarımıza şimdiden kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Sağolunuz, var olunuz. Sevgili seyirciler, Sadaka Taşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdağ stüdyo konuğumuzdu. Sadaka Taşı'ndan hareketle günümüze iyilik hareketini konuşmaya çalıştık. Sadaka Taşı Derneği, bu kurbanda herkesin bir payı var dedi. Biz de programımızı noktaladık. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.